Basın toplantısında konuşan Eğitim Bakanı Arbariye Nagatsi, ders kitaplarına yönelik desteğin bu yılda devam edeceğini belirterek, ders kitaplarının temini geçen yılki mali destek uygulamasına göre yapılacak ve veliler de yarın başvuru yapması fırsatına sahip olacak. Geçmişte yaşanan herhangi bir suistimal olasılığını ortadan kaldıran şeffaf bir süreçle velilere mali destek sağlıyoruz. Veliler yarından itibaren e platformundan destek başvurusunda bulunabilirler. Geçen yıl hesap açan tüm velilerin artık işi daha kolay. Yarın destek başvurusu prosedürlerini gösteren bir video yayınlayacağız dedi. Nagavsi destek miktarının 1 ila 5 sınıfları için 80 euro, 6 ila 9 sınıfları için ise 110 euro olacağını söyledi. Başbakan Albin Kurti, Birleşmiş Milletler'in Kosova Daimi Koordinatörü Annil Spence ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Albin Kurti ve Birleşmiş Milletler'in Kosova Daimi Koordinatörü Annil Spence arasında gerçekleşen görüşmede, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacak ortak projelerin geliştirilmesinde Kosova'nın Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı ile işbirliğini ele aldıkları belirtildi. Altyapı Bakan Yardımcısı Hüseyin Durmuş'u RTK yaptığı açıklamada bugün İbre Köprüsü'nün stabilitesi için yapılan testlerin raporunun çıkmasının beklendiğini doğruladı. İbre Köprüsü'nde testlerin başlamasından bu yana yaklaşık bir hafta geçti. Altyapı Bakan Yardımcısı Hüseyin Durmişi bugün Rıtıkı Live'a yaptığı açıklamada İbre Köprüsü'nün stabilitesi için raporu beklediklerini ve rapor gelir gelmez Altyapı Bakan Yardımcısı kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Bu arada For Köprü'de varlığını sürekli sürdürdüğünü ve düzenli devriyeler yaptığını da duyurdu. Diğer yandan Avrupa Birliği Sözcüsü Nabila Masrali, AB'nin Mitrovica'daki İbre Nehri üzerindeki köprünün durumunu tartışmak üzere Kosova ile Sırbistan arasında bir toplantı yapılmasını planladığını belirtti. Masrali konuyla ilişkin yaptığı açıklamada AB'nin köprünün statüsünü bir sonraki diyalog toplantısının gündemini almayı planladığını ve AB'nin İbre Köprüsü'nün açılması girişimine karşı çıktığını hatırlattı. AB'ye göre köprünün tek taraflı açılması Kosova'nın kuzeyinde gerilimi artıracak. AB, Kosova Başbakanı Albin Kurti'ye tek taraflı eylemlere devam etmemesi çağrısında bulundu. Bu arada Mitrovica'yı e Güney Arnavut ve Kuzey Sırp belediyelerine bölen ve 1999 yılından bu yana trafiğe kapalı olan İbre Köprüsü'nün dayanıklık testleri gerçekleştirildi. Köprünün araç trafiğine uygun olup olmadığı konusunda ölçümleri ve testleri yapan şirket tarafından bir değerlendirme raporu bugün açıklanması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı Temmuz ayı boyunca dünlerde silahların kullanımından doğan olaylara ilişkin istatistikleri yayınladı. İçişleri Bakanlığı'nın bildirisinde geride bıraktığımız Temmuz ayında Kosova polisi vatandaşlardan 53 ihbar alarak 55 dava açtı, 46 silaha ve 472 mühimatta el koydu, 42 kişiyi tutukladı. Bir kişinin de yaralandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı bildirisinde silahların yol açabileceği trajedilerin önlenmesinde işbirliği şart olduğu vurgusu yapıldı. Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamüsel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Milletvekili Fidan Brina Jilta ve parti temsilcileri, görev süresi dolan Kosova Türk Temsiliyet Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel'i KDTP merkezinde ağırladı. KDTP sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Kosova'ya ve Kosova Türk toplumuna sunduğu katkılar anısına, Albay Karamürsel'e KDTP tarafından hatıra plaketi takdim edildiği belirtildi. Limak inşasını ve işletmeciliğini üstlendiği Prişne Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'nın artan yolcu trafiği doğrultusunda gerçekleştirdiği terminal genişletme çalışmalarını tamamlayarak yeni kapıları hizmet açtı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni terminal binası ve ek tesislerinin inşaatı sonrası 2011'de Limak'ın işletmesini devraldığı Priştine Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'nda yeni terminal kapıları düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Kosova hükümet yetkilileriyle Limak üst düzey yetkilileri katıldı kapı sayısının 8'den 12'ye çıkarıldığı terminal genişletme çalışması kapsamında kuzey kapısı 615 metrekare, güney kapısı ise 630 metrekare olmak üzere toplam 1245 metrekare alan büyümesi elde edildi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilen çalışma kapsamında her kapıda 54.60 metrekarelik bir açık hava terası bulunurken toplamda 109.20 metrekarelik teras alanına ulaşıldı. Priştine Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'ndaki terminal genişlemesiyle havalimanın kapasitesi de önemli ölçüde artırılarak yılda 1.2 milyon yolcunun daha çıkış yapabilmesi sağlanacak. Dün gece arasından sonra Prişne Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir yangın çıktı. Yangında en az bir kişi yaralandı, 20 araç yandı. Priştin Adem Yaşari Uluslararası Havalimanı yakınında çıkan yangında bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Gece yarısından sonra çıkan büyük çaplı yangında 20 otomobilinde yandığı öğrenildi. Priştin'e polis sözcüsü Flora Ahmet'i yaptığı açıklamada bir iş yerinin deposunda yangının çıktığını, yaralanan bir kişinin de tedavi altına alındığını belirtti. Priştine itfaiye şefi Malgaşi, yangının Slatina'da bulunan Go Karting bölümünde çıktığını söyledi. Gaşi, yangını söndürmeye çalışırken iki kişinin yüzlerinde ve ellerinde yanıklar olduğunu da sözlerine ekledi. Raval Dağları'ndaki orman yangını bugün de devam ediyor. Bölgedeki ormanlar bir haftadır yanıyor. Prevalla dağlarındaki orman yangını bir haftadır devam ediyor. Yangının söndürülmesi için Ferizovik, Priştine ve Yakova'dan ekipler gönderildi. Prizren Acil Durum Müdürü Ramize Sinan Ayşalay, yangının kontrol altına alındığını, civar köylerindeki sakinlerin tehlikede olmadığını söyledi. Şalay, arazinin yangından doğrudan erişme imkan vermediğini, ancak iklim koşullarının yangının söndürülmesine elverişli olduğunu vurguladı. İsrail'in 312 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 39.929'a yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 312 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda iki katliam gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 88 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39.929'a, yaralı sayısının da 92.240'a yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı. Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter göreve başladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla Türkiye tarafından gönderilen iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter başkentteki Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ateş kuşlarının bu ülkedeki alevleri söndürmek için göklerde yerlerini aldıklarını ifade eden Bakan Yumaklı şunları kaydetti. Yunanistan'da devam eden orman yangınına müdahale amacıyla iki uçak ve bir helikopterimiz sabah saatlerinde havalandı. Ormanlar dünyanın ortak mirasıdır. Görev yapan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle komşumuz Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Sırada hava durumu var. Ardından kapanış için tekrar karşınızda olacağız. Müzik Havanın güneşi ve çok sıcak hüküm sürdüğü ülke genelinde hava sıcaklıklarında da artış yaşandı. Başkent'te gün ortasında termometreler 40 dereceye ulaşırken hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gösterdi. Yarın yine güneşi ve sıcak bir gün bizi bekliyor. Günün en yüksek hava sıcaklıkları 38 ila 40 derece arasında seyredecek. Değerli izleyenlerimiz günün gelişmelerini izlediniz. Hafta boyunca güzel haberlerle karşınızda olmayı umuyoruz. Sağlıcakla kalın.